Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 2021 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz Evet oldukça zor kısıtlayıcı ve baskılı geçen bir 2020'nin ardından 2021'i merakla ve umutla bekliyoruz sevgili ikizler acaba bu yıl gökyüzünde neler var Evet güçlü bir yıl önemli bir yıl birçok şeyin enerjinin değiştiği ve hayatımızda ee, yeni farkındalıklar edinip yeni hedefler belirleyeceğimiz bir yıl 2021 hemen yılın başlarında 2021 sonunda 21 Aralık'ta Satürn ve Jüpiter'in kova burcundaki büyük kavuşumu e, gerçekleşiyor ve bu tesirlerle Aslında başlıyoruz yeni yıla ee, bir yılı değerlendirirken özellikle Satürn'ün ve Jüpiter'in e, hareketleri çok önemlidir. Bunlar hem toplum yapıları üzerinde etkilidir, hem de bireysel hayatlarımızda yeni yapıları oluştururken çok e, önemli tesirler oluşturur. Ve her iki gezegende kova burcunda e, olacak bu yıl. E, bu da tabii ki e, özellikle kova burcunun haritalarınızdaki etkisini arttırıyor. Yani sizin için sevgili ikizler dokuzuncu ev konularınız Satürn ve Jüpiter tarafından daha fazla bu yıl mercek altında olacak. Satürn 2023'ün Mart ayına kadar kova burcunda. Jüpiter ise bu yılın genelinde kova burcunda olacak. Ee, kısa bir süre yaz aylarında 13 Mayıs 28 Temmuz arasında kısa bir süre balık burcuna geçecek. Daha sonra 28 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar yine kova burcunda olacak. Jüpiter şans ve fırsatlar gezegeni olarak aslında transit ettiği burcun semboliklerini genişletir. İmkanları arttırır transit ettiği ev konularımızda da şanslar getirir, dışarıya açılma ve büyüme imkanları getirir. Dokuzuncu ev konularınızda Yeni şeyler öğrenme, ufkunuzu geliştirme, hedefleri büyütme anlamında Jüpiter'in iyimser ve geliştirici tesirleri altındasınız. Üstelik kova da sizin gibi hava elementi. Yani size bir üçgeni var. Yıl genelinde en şanslı burçlardan biri de sizsiniz aslında sevgili ikizler. Hem Satürn hem Jüpiter size dost bir burçta kova burcunda transit edecek. Dolayısıyla bu yıl diğer birçok burçla kıyasladığımızda Maddi manevi gelişim imkanlarını daha kolay elde edebilirsiniz siz. Bazı sorunlarınızı daha rahat çözebilirsiniz. Destekler daha rahat gelebilir. Fikir ve düşünce anlamında özgürleştiğiniz bir dönem, özellikle eğitim konularında, evet akademik konularda çok şanslısınız sevgili ikizler. Eğitim döneminde olan genç ikizler burçlarımız güzel gelişmelerle karşılaşabilirler bu yıl. Tüm geleceklerini ve hayatlarını şekillendirecek akademik alanlarda ve eğitimle ilgili konularda özellikle. Olgun yaştaki ikizler burçlarımız da tabii ki arzu ettikleri alanlarda eğitimler alabilirler, kendilerini geliştirebilirler. Yeni şeyler öğrenebilirler. Yurt dışına daha rahat açılabileceğimiz dönem, yurt dışı eğitim için olabilir. Ticari faaliyetler olabilir uluslararası seyahatler olabilir. Gezmek ve seyahat etmek için de bazı fırsatları kuşkusuz Jüpiter getirebilir. Ama diyeceksiniz ki Satürn de orada. Evet Satürn genel olarak kısıtlayıcı bir gezegen. Zorluklar getirebiliyor hayatımızda ama Satürn aslında hayatımızı düzenlemek istiyor. Yeni yapılar oluşturuyor, kalıcı yapılar oluşturuyor. Bu anlamda herhangi bir konuda çalışmak için bir disiplin altına girmek için bir şeyleri öğrenmek için ve kalıcı bir şekilde hayatımıza koymak için Satürn enerjisi önemlidir Satürn ve Jüpiter'i beraber düşündüğümüzde Tabii ki sizin için bir eğitimi Eğitimde de bir disiplin ve çalışma düzeni var çünkü bir akademik konuyu ya da uluslararası bir iş imkanını burada gündemimize getirebilir. Teknoloji ile ilgili konular kovanın konusudur. Teknoloji, her türlü bilişim sektörü, dijital platformlar, sosyal medya, internet platformlarında yapılacak her türlü iş girişimleri, açılımlar gündemimizde olabilir. Medya, basın, yayın işleri örneğin. Bunlar iş olarak da karşınıza çıkabilir, eğitim olarak da karşınıza çıkabilir. Havacılık Uzay teknolojileri, uçaklar, seyahatler, astronomi, astroloji, elektrik ve elektronikle bağlantılı tüm teknolojik konular da yine Kova Burcu ile alakadır. Ve sosyal alanlar, yani insani konular, toplumsal konular, organizasyonlar, grup çalışmaları, ekip çalışmaları, yani bu alanlarda da Kova Burcu semboliklerini güçlü ve destekleyici bir şekilde bu yıl hayatınızda bulabilirsiniz. Mesela yurt dışına gitmek istiyorsunuz, yurt dışında eğitim almak istiyorsunuz, orada çalışmak istiyorsunuz veya yerleşmek istiyorsunuz. Şimdi Jüpiter'in, Satürn'ün kova burcundaki bu geçişi bu anlamda güçlü tesirleri yapılandırmaları hayatınıza daha rahat sunabilir sevgili ikizler. 13 Mayıs 28 Temmuz arasında Jüpiter balık burcunda olacak. Ama sizin için güzel bu geçiş aslında 2022'de 2022'nin genelinde Jüpiter balık'ta bu yıl kısa bir şöyle geçiş yapacak ilk derecelerinde 13 Mayıs 28 Temmuz arası balık burcunda haritanızın en tepesinde olacak Aslında çok da şanslı bir geçiş bu kariyer alanında güzel tesirler getirebilir size büyüme imkanları başarı imkanları verebilir bir başarı elde edebilirsiniz Yani bu Transitle beraber girdiğiniz bir sınavı geçebilirsiniz bir işinizi bir iş başvurunuz kabul olabilir bir şekilde kariyerinizde önemli adımların En azından ilk işaretlerini bu dönem içerisinde görebilirsiniz Evet Jüpiter ve Satürn'ün kova burcundaki hareketinin dışında bu yılın en önemli gezegen geçişlerinden birisi de tabii ki boğa burcundaki Uranüs'ün transit olacak. Boğa burcunda ilerleyecek olan Uranüs bu yıl kova burcundaki Satürn ve Jüpiter'le kare açıda olacak. Yıl genelinde tesiri devam edecek bir açı bu. Bazı dönemler e, tam partil o e, açıyı yapacakları için tesiri baskısı artabilir. Aslında kolektif gezegenler olduğu için tüm toplum düzeninde, tüm dünya düzeninde bazı önemli kırılmaların, değişimlerin olabileceği bir süreçteyiz. Ekonomi ile ilgili piyasalarda olabilecek değişimler, tüm yaşam düzenimizde olabilecek durumlar, yine teknoloji ve dijital platformlarda olabilecek devrim niteliğinde bazı gelişmeler bu yıl bekleyebiliriz. Ve bunların bireysel hayatlarımıza da yansımaları olabilir tabii. Siz sabit bir burç değilsiniz. Siz değişken bir burçsunuz. Ee, Uranüs ile Satürn arasındaki kare açı daha çok sabit burçları etkiliyor. Bu nedenle lütfen bireysel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlar, boğa, aslan, kova ve akrep burçlarında kişisel gezegenleriniz varsa evet bu tesiri daha fazla alabilirsiniz bireysel anlamda. Ama yoksa sizi çok da fazla etkilemeyebilir. Uranüs 12. evinizde e, Satürn'le yapacağı açı bu dönem özellikle yılın belli dönemlerinde seyahat planlarınız uluslararası konularda yurtdışı konularında özellikle veya hukuksal alanlarda biraz sürpriz beklemediğiniz durumlar getirebilir yılın belli dönemlerin bunlar Şubat ayı Haziran ayı ve Aralık ayı özellikle öne çıkıyor bu açının tesirlerinin daha güçlü bir şekilde hissedilebileceği dönemler ama çok sürpriz şanslar da getirebilir tabi yani bu herkese göre değişen bir etki Aslında e, genel olarak burada e, bazen düşünce anlamında fikir anlamında e, bir anda aklınıza gelen yaratıcı bir düşünceyi de sembolize edebilir. Bu bir anda hiç beklemediğiniz yerden uluslararası bir konuda mesela yurt dışı ile bağlantılı beklediğiniz bir vize olabilir, yurt dışı yerleşme gibi bir konu olabilir ya da yurt dışındaki bir üniversiteden kabul olabilir. Böyle sürprizler olabilir. Bunları aslında yıl genelinde genel olarak hissedebileceğimizi, deneyimleyebileceğimizi söyleyebilirim. Mars'ın geçişleri önemli çünkü bizim enerjimizi, motivasyonlarımızı etkiliyor. Mars bu yıl geçen yıl olduğu gibi geri harekette olmayacak. Ama Mars'ın özellikle sabit burçlardan geçtiği dönemlere biraz daha dikkat etmemiz lazım. Çünkü Uranüs'ü ve Satürn'ü de tetikleyecek. Özellikle Ocak ayı, Temmuz'un ilk günleri ve Kasım ayında Mars sabit burçlardan geçerken e, tüm bu bahsettiğimiz konularda bazı streslerin biraz daha mücadelelerin olması mümkün görünüyor. Evet e, bu yılın Merkür retroları tabi olacak her yıl olduğu gibi bunları zaten haftalık ve aylık videolarımızda ayrıntılı bir şekilde e, anlatıyoruz. Yıllık videolarımızda çok da fazla hani Merkür retrolarına e, değinmeye gerek yok sevgili ikizler. Sevgili ikizler, 2021 yılı boyunca ay düğümleri, ikizler yay aksında olacak ve kuşkusuz sizin için çok önemli bu e, ay düğüm hareketleri. Yıl boyunca güneş ve ay tutulmalarında ikizler ve yay burçlarında yaşayacağız. Küçük döngülerde 9 yıl, büyük döngüde 18 yıllık süreçlerle ay düğümleri sizin burcunuzda hareket ediyor. Bu da hayata bakışınızda e, belki... E, Hayatınıza girebilecek yeni kişiler alacağınız yeni kararlar anlamında çok önemli. Özellikle Kuzey düğümün sizin burcunuzda olması bireysel anlamda kişisel gelişiminizde önemli etkiler altında olabileceğinizi gösteriyor. Bu fizik yapınızda bazı değişimler de getirebilir, yer değişimlerini getirebilir, ilişki dinamiklerinizde önemli kararlar alabilirsiniz. Bu yılın tutulma döngülerini Mayıs, Haziran, Kasım ve Aralık aylarında yaşayacağız. 26 Mayıs'ta yay burcunda bir ay tutulmamız var. İlişki evinizde kuşkusuz bunu takip eden süreçte özellikle ilişkilerinizle ilgili bazı önemli kararlar alabilir. Dönüşümler yaşayabilirsiniz. Bu evlilikle ilgili olabilir. İş birlikleriyle ilgili olabilir. 10 Haziran'daki ikizler burcundaki güneş tutulması özellikle 10 Haziran ve yakınlarında doğan ikizler burçlarımız için çok önemli olacak. Bireysel anlamda hayatlarında yeni kapılar açılabilir. Evet bir yandan 9. ev tesirlerini düşünürsek belki daha çok eğitim, yurt dışı konuları, uluslararası alanlarda bu açılımların olmasını bekleyebiliriz. Yıl sonunda 4 Aralık'ta yay burcunda meydana gelecek olan güneş tutulması da ilişki dinamiklerinizle ilgili yine evlilik gibi örneğin ortaklık gibi böyle önemli yapılar için çok belirleyici görünüyor. Yine önemli kararlar verebilirsiniz. Tüm bunlar tabii hayatınızda hayatınızın genel düzenini değiştirecek daha kadersel tesirleri de hayatınıza getirebilir sevgili ikizler. Sevgili ikizler 2021'i şöyle kısaca bir toparlarsak. Evet ufkunuzu geliştirdiğiniz, yeni bilgiler öğrendiğiniz e, ve büyük oranda Jüpiter ve Satürn'ün destekleriyle hayatınızda daha şanslı e, gelişim fırsatlarıyla karşılaştırdı, karşılaştığınız önemli bir yıl 2021. Ee, akademik konularda, yurt dışı konularında, uluslararası konularda, medya, e, basın, yayın, bilimsel konular, bilişim sektörü gibi alanlarda önemli açılımlar yapabilirsiniz. E, Kişiliğinizde, hani bireysel olarak hayatınızın düzeninde önemli değişimler var. Bunlar yer değişimi olabilir. Hem tutulma etkileri, burcunuzdaki tutulmaların etkileri, hem Jüpiter-Satürn desteği, e, özellikle bulunduğunuz ortamdan uzaklara gitme, uzak alanlarda yurt dışı gibi veya başka bir şehir gibi farklı kültürlerle bağlantılar kurma, buralarda belki iş imkanları veya yaşama imkanları gibi güçlü dönüşümleri getirebilir. Tüm bunlar olurken ilişki dinamikleriniz için de çok önemli bir yıl 2021. Birçok ikizler evlilik gibi, işbirliği gibi önemli yakın ilişkileri, partner ilişkilerinde ciddi kararlar verebilirler. Evet bunlar size kişisel gelişiminize göre, hani bunlar yeni başlangıçlarda olabilir veya süre gelen ilişkilerin farklı bir boyuta taşınması, ayrılıklar veya hani başka verilecek önemli kararlar şeklinde de olabilir Uranüs 12. evinizde önemli farkındalıklar getirebilir. Zaman zaman uluslararası konularda ya da hukuksu, hukuksal konularda bazı beklenmedik sürpriz durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Bunlar sadece sizinle ilgili olmayabilir. Daha global anlamda dünya düzeniyle alakalı da olabilir. Çünkü dünya düzeninde de e, önemli değişimlerin olabileceği bir yıl 2021 sizin dışınızda gelişen bazı yasal gelişmeler kurallar nedeniyle de e, sürprizlerle karşılaşabilirsiniz bu yılın genelinde Evet 2021 e, büyük oranda şanslı e, fırsatları içinde barındıran sizin için geçtiğimiz birkaç yılda kıyasladığımızda bundan sonraki süreç için hayatınızda Aslında çok önemli bir şekilde açılımlar getirebilecek başlangıç niteliğinde ee, olayları hayatınıza taşıyabilecek, yeni insanları karşınıza çıkarabilecek çok güzel fırsatlarla dolu bir yıl olabilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor sevgili ikizler. Ee, yıl içerisinde yapacağımız, yapmaya devam edeceğimiz günlük, haftalık, aylık videolarımızda daha ayrıntılı bilgiler de vereceğiz. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı her zaman kontrol ediniz. Videolarımızı bu şekilde takip etmeye devam ediniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, tüm dileklerinizin gerçek olacağı bir yıl diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astrolojiyle ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.